Efendim kalamı defterinin bugün konu Doğan Tekeli. Bir mimar ve ayrıca da bir yazar. Biz bugün mimardan söz edeceğiz ama daha çok kitaplarından konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tekeli. Hoş bulduk efendim. Efendim şimdi tanınmış bir mimarsınız Türkiye'nin tanınmış her alanda yüksek binalarınız da var. Mimarlık zor sanat diyorsunuz. Bir evet, bu. Evet. Diğeri efendim. de Çebi Şebinden Hisar Tepe'ye. Evet. Efendim. Aa bir evden bir eve. Evet. Geniş var olsa. Tabii ki tabii anlarınızda hep hocaları anlatıyorsunuz. Evet. Efendim. Biz mimarlık hocalarını profesörlerini sizin yazılarınızdan tanıyoruz. Ama bazıları var ki çok dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri de Emin Onat. Evet efendim. Hocanız olmuş, gelişini evet, anlatıyorsunuz. Efendim. Asistanlar, evet, doçentler, öğretimle evet, ve en iyi dersin Emin olduğunu söylüyorsunuz ama bir yandan da bir hastalanmışsınız ve Emin Anat'ın değerlendirmesine bulmamışsınız. O zaman da memnunsunuz yani ayrıca da. Çok, çok büyük şans sayıyorum efendim onu. Çünkü Emin Onat ilk dersinde bir imtihan etti çocukları tanımak için ikinci sınıfta geldi. Mimarlık Fakültesi'nin ikinci sınıfında. Emin Bey'i o zaman tanıyoruz. Kendisi iki doçenti, dört asistanı toplam yedi kişi beyaz gömlekleriyle son derece saygı değer sınıfa giriyorlar. Ve bir imtihan yaptı. O imtihanın sonuçlarını epidiyaskopla o zaman sınıfta göstererek eleştirdi. O imtihana ben katılamadım rahatsızlığımdan dolayı o imtihanda ilk mimarlık deneyimimiz olacağı için muhtemelen iyi bir kağıt veremeyecektim diye düşünüyorum ben. O gün iyi kağıt veremeyenleri Emin Bey siz niye mimar oluyorsunuz kardeşim? Geçim makina var, inşaat var, elektrik var, oralara gidin. Mimarlık başka bir şeydir diye ümitlerini kırdı. O gün eleştiri alan mimarlar Eğitimin sonuna kadar sınıfta parlak bir öğrenci olamadılar artık. Aa. Onun için şanslı sayıyorum kendimi. Ama Emin Bey'in bir yandan böyle bir eleştirisi veya bir yandan yüceltmesi vardı. Yücelttiği zaman da Emin Onat insanın koltuklarının altında karpuz sığmaz. Yani öyle bir şey. Paşa bunu sen mi çizdin? Evet efendim. Maşallah buradaki sağırlığı ne güzel görmüşsün filan der. Ondan sonra artık uçarız yani. Asistanlara da yapar aynı şeyi. Doğan Erginbaş vardı bu radyo evinin mimarı. Ona Doğan Bey ne güzel görmüşsün burasını sen. Sor çünkü asistana sonra kim çizdi bunu? Efendim Doğan Bey çizdi. Çağır Doğan Bey'i. Doğan Bey gelir mahcup. O da papyonlu o zaman. Buyurun hocam. Bravo Doğan Bey. Ne güzel çizmişsin burasını görmüşsün. Artık Doğan Bey de mahcup böyle biz Emin Bey gider gitmez Doğan Bey'in etrafına toplanırız. Tebrik ederiz hocam. <laughs> Müthiş bir atmosferdi. Tabii biz çok şanslıydık. Çünkü Emin Bey'in sınıfında biz 30 kişiydik. Ve Emin Bey'in öneminin nereden geldiğini söyleyelim. Emin Bey'in öneminin tabi evet. tabii efendim Anıt Kabri mimarı evet. ve Emin Bey Atatürk'ün ...modern mimari hamlesi var biliyorsunuz. Evet. E, Mimar Kemalettin'in, Moncieri'nin Ankara'daki eserlerini gördükten sonra... ...ulusal mimari yönlü yapılar onlar. Yani Osmanlı sivil mimarisinin taklidi. Biz modern bir devlet kuruyoruz. Bu yapılarla ne işimiz var demiş. E, ve Atatürk onun üzerine yurt dışından işte ünlü mimarları Egli, Taut vesaire davet etmiş ve genç öğrencileri de yurt dışına model mimari öğrenmeye göndermiş. Hem Sedat Hakkı hem Emin Bey 1908 doğumlular ve 1928-30 arasında yurt dışına gönderilmişler. Sonra Emin Bey 38 yaşında Uluslararası Kabir proje yarışmasını He. kazanarak ve anıt kabri inşa ederek adeta milli mimar oldu yani Şüphesiz. Öyle Şüphesiz. oldu. Yani. Şüphesiz. Tabii Emin Bey'i anlıyoruz, rahmet anlıyoruz ama sonrası da var. Emin Bey'in mezarında siz yapıyorsunuz. Evet benim o da bir kısmet oldu. Tabii ondan çok gururlanıyorum ben. Ve Emin Bey'e karşı bir görev yapmış olmak duygusuyla e, tatmin oluyorum. O zaman Mimarlar Odası'yla fakülte her ikisi birlikte müştereken bir proje yarışması açtılar. Maalesef o yarışmaya çok az kişi katıldı. Yetiştirdiği doçentler, asistanlardan ziyade bizim gibi talebeleri katıldı. Ve benim projem seçildi. O projede ben yalnızım. Üç ay denemediğim e, kabir formu kalmadı diyebilirim. Ama yapmak istediğim daima özgün bir şey yapmak. Yeni bir şey yapmak. Kabil olduğu kadar taklide olmasın. Ve Emin Bey'e kaba traverten taşlarını yakıştırdım ben. anıt Anıtkabri'de kullandığı için çok da seviyorum traverteni. Mezarında da onları kullandınız. Efendim? Mezarında da onları kullandınız. Onları o kullandım. taşları kullandınız. Evet efendim. Evet. Kabayonu ama bir kenarında e, kabartma harflerle Ordinarius Profesör Emin Onat doğum ve ölüm tarihleri var. Zincirlik kuyuda bir yerdir. Halen e, bizim fakülteye devretti bakımını yenilerde. Bugüne kadar aşağı yukarı ben meşgul oluyordum. Bundan sonra bakacaklar e, Emin Bey'in mezarı ama sonradan mesela Sedat Hakkı Bey'den bir eleştiri aldım. Efendim 2000 yıllık beyaz mermere ne olmuş? Niye traverten kullanıyorlar filan diye. Ben de ona haber gönderdim. Dedim ki siz arkadaşısınız. Siz niye yapmadınız projesini? <laughs> doğru, doğru. Bir arkadaşı biraz yükseltme istemiş biliyorsunuz değil mi? Evet efendim. Bir de o var. Yükseltsin evet. biraz demiş. Evet efendim. Ha bu işte hep böyle. Edebiyat da böyledir. Tabii aslında yarışma iz kullandınız da birçok yarışmada yürüyesi oldunuz, evet, yarışmalara efendim. katıldınız daha çok, ayrıca çok, çok katıldınız. Ama benim için en enteresan yarışma İhsan Sabri Bey'in sizden istediği Tahran'da bir bina. Evet efendim. Evet efendim. Evet. Ondan sonra Efendim e, Sayın Korutürk Cumhurbaşkanı olduğu zaman eee Tahran'a gitti biliyorsunuz ve orada şaha çok saygı göstermiş. Şah da hayran olmuş Fahri Paşa'nın tevazuuna, devlet adamlığına ve demiş ki size burada bir yer verelim. Yeni bir büyük elçilik yapın. Tahran imar planında büyük elçilikler için bir alan ayrılmış. Orada Türkiye'ye şah bir alan tahsis etmiş. Koru Türk'te İhsan Bey'e söylemiş bir böyle böyle bir şey var. Burada bir büyük elçilik yapsak iyi olur diye. İhsan Bey de beni çağırdı. Dedik ve ben Cumhurbaşkanımız sizi takdir ediyor. Çünkü biz daha evvel Delhi Büyük Elçiliği'ni evet. yaptık. O sebeple Koru Türk'te söylemiş. Bunu dedi bize yapar mısınız? Efendim dedim e böyle sipariş üstünde olmaz. Şimdi kamu yapıları hep yarışmayla yapılıyor. Çok doğru. Ben şimdi yani, bunu yaparsam bunu almadınız hemen evet. siz orada yarışma önerdiniz. Ben dedim şimdi bunu yaparsam hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem size eleştiri gelir. O yok böyle bir şey Türkiye tarihinde. Hep kamu yapıları, evet. e, bakanlıklar ama, falan şeyle yapılıyor. Sonra Ama aile bağınız var. Aile var, bağımız da ayrıca. var üstelik. Evet kabul etmem mümkün değildi ama dedim ben Tahran'a gideyim arsayı göreyim yarışma için bir takım hazırlıklar yapmak lazım size bu hazırlıkları yapayım memnuniyetle ve bir an evvel yarışmayı açma fırsatını bulursunuz şimdi efendim mimarlık zor sanatta bir şey var mimarlık mesleğinin görmezden gelindiğinden biraz evet. hafif bir şikayet var Yaşadığımız kentin caddelerinde, sokaktan yürürken önlerinden geçip gittiğimiz yapıların pek çoğunun farkına varmayız. Çok doğru. Arada bir gözümüze çarpan ne zaman, ne zorluklarla kimler tam inşaatını düşünmeyiz, merak da etmeyiz. Bunu ben ekleyeyim. Evet, oysa birçok yapının önünde binayı yapan ama İstanbul'un eski binalarında binayı yapan mimarların adları kazınmıştır. Evet Bunlar. efendim. Evet. Şimdi efendim. bu yok, görmüyorum. Efendim, atları kazınmak şöyle dursun. Demin sohbet esnasında arz ettim. İstanbul. Büyük İstanbul Havaalanı yapıldı ve açılış töreninde herkes dedi ki bunun mimarisine dünya hayran. Böyle bir yapı yaptık. Mimarın adı geçmedi. Hayır. Şimdi bir süredir, daha önceden de öyle ama yaptıranın adı var. Efendim müteahhidin adı var. Daima. Daima. Ama burada tabii başta siz de sonuçta anlıyorsunuz. Ortak çalışma hakkını Sami sayıda rahmetli anıyorsunuz. Evet efendim. Uzun sebebi çalışmışsınız. Evet efendim. Anılarınız var. Tabii efendim. Çok önemli yani böyle bir ikili şey yapmışsınız. Şimdi şöyle biyografimize bakalım. 2011 yılına kadar 61 yıl kesintisi mimarlık yapmışsınız. Evet efendim. İstanbul'da önden geçerken kendisizin yaptığınız binaların hangisini beğenirsiniz ve hangisi çok bana yaraşır oldu dersiniz? Efendim böyle bir seçim yapmak çok zor tahmin edersiniz. Tabii. Bizim bu 60 sene içerisinde 120 kadar büyük yapı kompleksi var gerçekleştirdiğimiz. Bunların her birine büyük emek sarf ederek yaptık. Ama bazıları şanslı oluyor, bazıları şanssız oluyor. Mesela Manifaturacılar Çarşısı bulvar boyunca büyük bir komplekstir. <laughs> Ve o yarışmada hocamız Emin Onat ikinci oldu. Biz birinci olduk. Ee, henüz 8 senelik bir mimarlık Yarışmayı kazandığımız zaman düşünüyorum da şu anda da düşünüyorum. Süleymaniye'nin eteğinde bu uzun arazide tabii. yapı yapmak ne büyük bir sorumluluk. Yani Kanuni'nin ve Sinan'ın eserinin kaidesini teşkil ediyor bir bir yerde. Bunu belirtiyorsunuz ama. Evet efendim çok büyük bir sorumluluk. Ama tabii ayrıca mimarlık yani Bugün mimarlık yapan birinin de geçmişten bugüne gerek mimari çalışmalar için kendi ülkenizde gerek dışında yaptığınızda da bugün kavramını unutmuyorsunuz. Efendim şu, şu inançtayım ben yani herkes de öyle olmalı sanat eseri gününü temsil etmeli. Diyorum ki mesela Osmanlılar Selçuk arkalarında örneği olduğu halde ...Selçuk mimarisi uygulamadılar. Osmanlı başka, Selçuk başka. Biz halbuki şimdi Selçuk Osmanlı diye maziye dönüp bir kavramlar oluşturmak istiyoruz. Osmanlı Selçuk'u yapmamış ki. Osmanlı 16. asırda Osmanlı mimarisinin zirvesine ulaşmış. En büyük eserlerini vermiş. Bugün Cumhuriyet dönemi teknoloji değişmiş, ekonomi değişmiş... Sosyal koşullar değişmiş bugünün koşullarında bir bina yapmak. Ama bu binayı yaparken e, gene Türk olduğumuzu geçmişimizin böyle bir yerden geldiğini ülkemizin imkanlarını göz önünde tutarak ve özgün bir yapı yapmaya çalıştık her zaman kopya çekmeden Evet bilinmiş formüllere hazır formüllere pek itibar etmeden evet. yeni bir şey. Kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Ee, mesela Manifaturacılar çarşısı tahrip oldu bugün kullanıcılar tarafından. Görüyorsunuz. Büyük ölçüde özgün karakterini kaybetti. Ee, ama bir yandan bu bakımdan çok şanssız bir yapımız diyorum. Bir yandan da çok gündemde halen. Evet. Her yıl iki üniversiteden, üç üniversiteden Manifaturacılar Çarşısı'nın mimari ve şehircilik prensiplerini anlatmak üzere konuşma daveti alıyorum. Bu bakımdan Manifaturacılar Çarşısı'nın bir dönü bir dönüm noktası. Hem yani. bir iş üzüntüsü özgün halini kaybettiği için ama gündemde olduğu için de şanslı olan bir yapımız diye sayıyorum. i̇kisini bir arada yaşıyorsunuz. Evet efendim. Aslında sonuçta ilginin çekilmesi için nasıl bir üslup kullanmasına değiniyorsunuz ki o bence her saat için geçerli. En başta söylediğim gibi önlerinden farkına varmadan geçtiğimiz yapılara ait hikayelerin belki de o yapılar mimarlar, mimarileriyle daha çok ilgilenmesi neden olabileceğini ümit ediyorum. İşlerinden en ilgi çeken hafızanızda kalan hikaye hangisi sadece? Onu merak Efendim edin. hemen her yapımızın var. Bu işte mimarlık zor sanatı yazmamın amacı bu binaların vaktiyle mimarilerini, fotoğraflarını mesleki kitaplarda yayınladık. Evet. Hatta sizin ilk sun ilk benim kitabımı tanıttığınız Doğan Tekeli Samisa Projeler Uygulamalar kitabı evet. 1975'te 75... yayınlandı. Ee, o zamandan beri bunlar var hep. Fakat o ilk kitabımızın ön sözünde de ben diyordum ki bir gün imkan bulursam bunların arka yüzlerini anlatmak isterim. Neler oldu? Bilmiyorum izin verir misiniz bir küçük hikaye mesela anlatayım. Tabii. Çankaya'da ilkokul, ortaokul, lise diye bir kompleks yapılacak ve bu kompleksi Bayar'ın eşi Reşide Hanımefendi nin başkanlığında bir dernek yapacak. Bir yarışma açıldı. Yarışmayı kazandık. Emin Onat jürideydi. Biz birinci olduk. Ankara'dan çağırdılar bizi. Gelin konuşalım. Proje pazarlığı yapalım. Yani sözleşmesi. Gittik. Kaymakamın odasına misafir edildik. Çankaya Kaymakamının. Dediler ki bir bakan gelecek öğleden sonra sizinle sözleşme yapmak üzere ama Reşide Hanım sizi Çankaya'ya yemeğe davet ediyor. Oo biz yani 28-29 yaşında genç mimarlar Cumhurbaşkanı'nın eşi yemeğe davet ediyor. Bayıldık. Beklerken haber geldi. Aşağıdan bir araba gelmiş. İndik baktık ki bir cip, bir asker oturuyor. Bizi Çankaya'ya götürecek o arabaymış. Orada bir Çankaya Mahalle Muhtarı bir hanım da vardı. O öne oturdu. Biz ortağımla beraber iki büklüm arkada cipe geçtik. Çankaya'ya hareket ettik. Gide gide muhafız alayına vardık. Muhafız alayında iki yüzbaşının masasına misafir edildik. Çankaya'ya davet oymuş. Neyse geldik. Öğleden sonra oldu. Bir bakan, devlet bakanı geldi. Bizimle sözleşme yapmak istiyor. Biz mimari ücretlerin çok göründüğünü tahmin ettiğimiz için dedik ki biz anlamıyoruz. Bayındırlık Bakanlığı'ndan birini çağırın. O hazırlasın fiyatı nedir? Tarife var Bayındırlık Bakanlığı'nın. Ankara Nafa Müdürünü çağırdılar. Hemen geldi. O oturdu. Bir hesap yaptı. Dedi ki proje ücreti 230 bin lira tutuyor. Bakan elindeki tespihi fırlattı odaya kaymakamın odasında oturuyordu. Fırlattı, çıktı gitti. Düzeltin bunları, yanlış bunlar hepsi dedi. Kala kaldık. Kaymakam, nafa müdürü, muhtar hepimiz böyle. Biz dedik ki biz izin alalım, biz dönelim akşam Ankara'ya. Bu olacak bir şey değil. Döndük o zaman Bulvar Palas'ta kalıyoruz. Evet. Bir telefon, vali arıyor sizi dediler. Vali Bey çıktı. Dedi ki ben bakanla konuşacağım. Size bir ücret tayin ettireceğim. Sakın hareket etmeyin. Zaten gidecek olsanız akşam istasyonda sizi yakalatırım. Ankara'dan gitmeyin. <laughs> Peki oturduk. Ertesi gün vali telefon etti. 60 bin lira teklif ediyor. Aman efendim olmaz. Böyle bir şey olmaz. Biz gide gidiyoruz mi diyoruz. Neticede Bağır çağır 90 bin liraya bağladık 230 bin liralık ücreti. Bunun gibi bütün hikayeler. Anavatan Partisi Genel Merkezi'ni yaptık. Turgut Özal'la tanışıklığımız vardı. O demiş ki Doğan'ı çağırın bulun o yapsın bir askerden. proje. Askerden. Efendim? Değil mi size askerden? Yok. Üniversiteden de tanışıklığımız Üniversitede var ama Sabancı Holding'i genel koordinatördü bir dönem. Biz de Sabancıya Lassa binasını yapıyorduk Aa, meşhur bir fabrikayı var. orada Turgut Özal demiş ki Türkler yapamaz bu fabrikayı Turgut Beyle beni konuşturdular, ikna etmek üzere ben de anlattım biz Renault fabrikasını yaptık Bursa'da şöyle yapıyoruz böyle biliyoruz filan Turgut Bey hemen ikna oldu buyurun yapın dedi. Siz yaparsınız bu işi dedi. Oradan tanışıklığımız var Turgut Bey'le. Benden fiyat teklifi istedi bir bakan. Mimar bir bakan, Ulaştırma Bakanı vardı. Ben de 50 bin lira, o zaman yahut 50 milyon lira hatırlayamıyorum ama Türk parasının şey zamanı. bakan dedi ki ben bunu götüremem Doğan Bey, 30 bin diyeceğim dedi ben dedi oraya. Ya olur mu biz, biz asgari ücretten hesaplıyoruz zaten filan. Gitti ertesi gün bir telefon Denizli Milletvekili Baha Bey telefonda. Ben dedim muhasebeciyim genel kurulda şeyde yüksek idare kurulunda toplandık. Biz bunu dedi sizden 15 bin liraya rica ediyoruz. Aman efendim yapmayın nasıl olur. Yok yok ben dedi şimdi Özal gelecek söyleyeceğim Özal'a dedi. 15 bin diye yazıyorum dedi. Çare yok. Devlette az iş yapmaya sonradan başlamışsınız. O daha sonra efendim. Evet, Onda başka bir hikayesi olmuş. var ama bu hikaye bitmedi. 10 dakika sonra Özal gelmiş telefon etti. Doğan Bey bir 2500 lira da benim için kes. <laughs> yani bu yapıların arkalarında neler var bu hikayelerden iki tanesi burada olan. Ama hepsinin ardında bir hikaye var. Hepsinin ardında bir hikaye var hikayelerin. Şimdi yapıyorum. öğrencilik döneminiz tabii Beyoğlu'ndan ilk yıl geldiniz üniversiteye ve dinlediğiniz sanatçıları, seyrettiğiniz sanatçıları yazıyorsunuz. E ben de o dönemde onları gördüm ve onun en meşhuru da saray sineması tabii. tabii. Her şey orada olurdu. Tabii. İkinci bir ortak şey Kocamustafa Paşa ve Samatta'da ben de çocukluğumu yaşadım. Öyle mi? Evet orada var sizin de. Burada bir tek şey var eksiklik bence. Bizde sent monografiler eksik mi acaba? E efendim yani insanoğlu uzun bir yaşamda neyi yazıp neyi yazamayacağını bilmiyor ki. Tam Hayır. bir hikaye yazmanın imkanı yok. F fiziki olarak da imkanı yok. Evet. Ben bu ikinci kitabı ee, ...otobiyografi gibi yazdım. Evet. Yani çocukluğumdan itibaren. Ve bunu yazarken de... ...çok şeyi süzdüm. Yani bu ilgi çekmez... ...bu ilgi çekmez. Zaten kitabı da baştan... ...öyle tereddütle ele aldım. Yani benim biyografimle... ...kim ilgilenir diye aldım. Ama sonra... ...Isparta'yı, çocukluğumu falan ...hatırladıkça... Ben biyografi kitaplarının... ...gereğine çok inanırım Sayın Tekeli. Çok önemlidir. Yani... Şimdi yazdığınız şey sizin sadece bir Doğan Tekeli biyografisi değil. Bunun içinde aile var. Evet. Eski İstanbul'u bir aile var. Evet efendim. Eski İstanbul var. Evet efendim. Burada bir üniversite öğrencisinin evet. büyük bir mimarın yaşamı. ...ortam var çevresinde. İşte onu yapmaya çalıştım e işte efendim. İşte onun için yani... Olabildiğince gerek, tarafsız onun için bir dille... ...olabildiğince tabii. çünkü mümkün tabii. değil tam tarafsız olmak. Yani böyle bir şey... ...mümkün değil tabii ama zaten bu da... ...biyografi başka evet. türlü olmaz. Şeye tabii sormam. ...ödüller, hocalık var... ...jüriler, dernek başkanlıkları... <laughs> ...bunlara hayatın mesleki... ...ek hiçbirimiz kaçamıyoruz bundan. Ama... Onlar da başarıyla yürütmüşsünüz. Efendim bunlara ben talip olmadım. Mesela olunmaz talip <laughs> ama insanın üstüne kalır daha. E, çağırdılar e, her birine. Mesela proje yarışmalarında jürilikler. AHA'nın büyük mimarlık ödülü var biliyorsunuz. Biliyorum onu orada birkaç... Ama orada bir şey kattık değil mi geriye beraber? Ahbapça görünmek diye bir şey var. Evet. Saatimiz doluyor Aa, onu söyleyelim. Evet efendim. Efendim orada Günümüzün en ünlü mimarı Frank Gehry evet. duymuşsunuzdur. Frank Gehry ile ahbap olduk ve çok konuştuk. Çünkü birkaç defa Cenevre'de birkaç hafta toplanıldı. Müşterek yemekler yedik, gezdik, ettik filan. Frank Gehry "Yapı friendly durmalı." der. Ahbapça ben de, arkadaşça. Arkadaşça yani çevresi içinde benim diyen bir yapı değil de bazı yapılarımız ondan eleştiriliyor biliyorsunuz dolmabahçedeki süzek rol çalıyor gibi değil mi efendim evet efendim yani böyle halbuki çevresi içinde munis durmak diye Doğru. bir kavram Doğru. var mesela bizim Manifaturacılar çarşısı munistir çevresi evet. içerisinde efendim, doğrusu çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ee, şey diyelim kısaca Mimarlığın tanımını yapmışsınız, onu söyleyerek konusunu bitireceğiz. Mimarlık zor bir sanattır. Çünkü müzik gibi, resim gibi tek başına değildir. Mimarlığın içinde iş veren toplum ve koşullar vardır. Mimarlık toplumsal bir sanattır. Efendim değerli. geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Efendim ben çok teşekkür ederim. Lütfettiniz, Rica ederim. onurlandırdınız beni. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim bu haftaki konuğumuz Doğan Tekeli ile sohbetimiz burada bitti. Gelecek hafta bir başka konukta gene karşınızda olmayı diliyoruz.